Mars, namı diğer kızıl gezegen. İnce bir atmosferi olan Mars, gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle Dünya'ya benzer bir gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'nınkine çok benzer. İki adet uydusu bulunmaktadır. Dünya'nın uzaydaki en yakın komşusu olan Mars, sık sık kronleştirme ile ilgili tartışmaların merkezine yer alıyor. Elon Musk, hayal etti ve yüreğindeki tüm arzusuyla hareket edip Mars'ı kolonileştiren kişi olmak istiyor. SpaceX kurucusu ilk kargo gemilerini 2022 gibi kısa bir süre içine göndermeyi planlıyor. Fakat bu Mars misyonu mu yoksa imkansız misyon mu? Musk neden Mars'a odaklanıyor? Venüs ve Merkür çok sıcak. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gazdan oluşuyor ve yüzeyleri yok. Mars Güneş sisteminde başka bir yere yerleşmek isteyen biri için tek seçenek gibi görünüyor. Ancak Mars'ın kolonileştirilmesi ve SpaceX söz konusu olduğunda tartışılması oldukça önemli bazı sorunlar var. Musk Mars'ı neden kolonileştirmek istiyor? SpaceX'in uzay aracı fırlatması Mars'ın kolonileştirilmesi için ne anlama geliyor? SpaceX, Mars'ta yaşamayı mümkün kılmak için hangi teknolojiyi geliştiriyor? Birlikte bakalım. Elon Musk, SpaceX'in internet sitesinin hedefleri konusunda bize şunları söylüyor. Oraya gidip yıldızlar arasında olmaktan daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum. Musk gerçekten kararlılıkla hareket ediyor. Birkaç kez bu projenin önceliği olduğunu ve yaşamı sırasında başlanmak istediği bir hedef olduğunu belirtmiştir. Neden böyle? Musk insanların yıldızlara en son ulaştığı zamandan derinden etkilenmiş ve ilham almış. Elon Musk daha doğmamıştı bile ama 1969 yılı onu fazlasıyla etkilemiş. Özellikle Apollo 11 uzay aracının Ay'a ilk insanlara ayak bastırması. Komutan Neil Armstrong'un ünlü sözlerine söylediği an. It's one small step for man. You know, the humanity landing on the moon, man, that was maybe the greatest thing ever. Maybe the greatest thing ever. Musk tutkuyla hareket ediyor. Tarihe ve uzay yolculuğuna damgasını vurmak istiyor. Washington Post'taki bir röportajında Mars'ı kolonileştirme arzusunun insanları dağlara tırmanmaya teşvik eden aynı tutku tarafından yönlendirildiğini söyledi. Her şey meydan okumayla ilgili. Hatta Musk kendisi de Mars'a gitmek istiyor. Ancak tutkunun ötesinde Musk kararlılığı tarafından da önlendiriliyor. Musk, dünyayı değiştirmek isteyen insanların haftada en az 80 saat çalışmak zorunda kalacağını söylüyor. Bu hemen her zaman aştığım minimum süre. Musk'ın haftada 85 ile 100 saat arasında çalıştığı bildiriliyor. Onunla çalışan insanlar son derece uzun süreler boyunca odaklanabilme yeteneğinden bahsediyor ve bu hayatının bir numaralı hedefi söz konusu olduğunda daha da fazla. Küresel yüksek hızlı uydu internet projesi Starlink'i başlatırken bile bunun Mars hayalini finanse etmenin bir yolu olduğunu söyledi. Bu bizi çok önemli bir başka konuya götürüyor. Finansal araçlar. Elon Musk sadece Mars'ı kolonileştirmek için para kazanmak istediğini söyledi ve çok para kazanıyor. Tahmini net değeri şu anda 38 milyar avro ve serveti sürekli artıyor. Bir de Elon Musk'ın diğer şirketi Tesla var. Tesla 2019'da 22 milyar avro gelir elde etti. Peki elektrikli otomobillerin Mars'ı kolonileştirmekle ne ilgisi var? Aslında hiç. Ama nihayetinde Musk'ın cebine giren para milyarderi daha da zenginleştiriyor. Ancak Mars'ı kolonileştirmek ucuz değil. 2019'da Elon Musk kolonileştirmenin 100 milyarla 10 trilyon dolar arasında tutacağını tahminde bulundu. Pekala, Musk başaracak mı? Bunun için dev bir adım attı bile. Mayıs 2020'nin sonlarında SpaceX 2 NASA astronotunu uzaya gönderir tarih yazdı. SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla. Planları için bu çok önemliydi. Çünkü bu görev tamamlandığında Crew Dragon'ın SpaceX'in insanla düzenli olarak uzayı taşımak için ilk yetkili uzay aracı olacak. Ancak
Fırlatmadan hemen sonra Musk'tan SpaceX çalışanlarına gönderilen bir e-posta sızdırıldı. Musk için fırlatma, şirketin rehavete kapılabileceğinin anlamına gelmiyor. Musk e-postada şunları yazmıştı. Lütfen en üst SpaceX önceliğini Dragon'ın dönüş riskini azaltabilecek herhangi bir şey dışında Starship olarak düşünün. Bu da bizi son sorumuza götürüyor. SpaceX, Mars'ta yaşamayı mümkün kılmak için hangi teknolojiyi geliştiriyor? Musk'ın bu e-postada bahsettiği Starship, Mars misyonu için çok önemli. Starship nedir diye merak ediyorsanız hemen anlatayım. İnsanları güneş sistemi boyunca taşımak için tasarlanmış, tamamen yeniden kullanılabilir, süper, ağır taşıcı roket yapmak. Ama bazı zorluklar yaşandı. Kısa süre önce Mayıs 2020'de Starship'in son prototipi Güney Teksas'taki bir testten sonra patladı. Kendisine yüklenen baskı iyice artmıştı ve son testin tarihi yaklaşıyordu. Musk, 2022 gibi erken bir tarihte ilk kargo gemilerini Mars'a indirmek istiyor. Ve 2024'te insanların uzayda seyahat etmek için Starship uzay araçlarına binebilecek mi umuyor? Bu aynı zamanda Musk'ın Mars'ta bir üretim tesisi inşa etmeye başlamak istediği zaman. Böylece Starship kolaylıkla yakıt ikmali yapabilir ve dünyaya yolculuğa başlayabilir. Bu arada Mars'a seyahatin yaklaşık 115 gün süreceği tahmin ediliyor. Ancak ulaşım altyapısından öte Musk'ın Mars'ı kolonileştirmesine tamamen düşünmediği anlaşılıyor. Uzmanlar bazı önemli sorunlar olduğunu söylüyor. Örneğin su eksikliği gibi. Mars'ta su eksik. Tek su kutup bölgelerine donmuş halde ya da donmuş bulutlarda az miktarda bulunuyor. Sonra düşük yer çekimi sorunu var. Uzayın sıfır yer çekimine uzun süre maruz kalmanın kemik ve kas hastalıklarına neden olduğu biliyoruz. Bununla birlikte Mars gibi yer çekimi az bir gezegende yaşamak hakkında çok fazla bir şey bilinmiyor. Ve bu Mars'ı kolonileştirilmesiyle ilgili önemli konulardan bahsettiğimizde sadece bir başlangıç. Ancak Elon Musk ve SpaceX ciddi şekilde çok sayıda insanı Mars'a götürmenin bir yolu üzerine çalışıyor. Elon Musk'ın başarılı olup olmayacağı ileride görülecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Teknoloji devi Mars'ı kolonileştirmeyi başarabilecek mi? Eğer öyleyse neden? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın.